Efendim, gençlerin siyasete ilgisi azalıyor mu? Konuyla ilgili yapılan bir araştırmada Türk halkının %72.4'ünün gençlerin siyasete karşı kayıtsız olduğunu düşündüğü ortaya çıktı sayın seyirciler. Konuyla ilgili de Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Sayın Aylin Kum bir değerlendirmede bulundu. İşte haberimiz. Türk halkının %72.4'ü gençlerin siyasete ve Türkiye'de olup bitene karşı kayıtsız olduğunu düşünüyor. Görünüşte siyasette ilgilenmiyor gibi olabilir ama her şeyi çok yakından takip ettiğine inanıyorum. Siyasetten nefret ediyor herkes maalesef. Türkiye'deki siyasetin kirliliğinden olsa gerek. 27 Haziran 1 Temmuz arasında yapılan Areda Survey araştırmasında gençlerin siyasete ilgisi soruldu. Geçen yıl %63.6 olan ilgisizlik oranı bu yıl %72.4'e çıktı. Çünkü siyaset bence birilerinin planladığı, istedikleri gibi yönettikleri bir şey. Yani çocukların, gençlerin de bu düşüncede olduğunu düşünüp siyasetle ilgilenmemelerini çok normal buluyorum. Araştırmaya göre gençler siyasete ilgisiz fikrine en çok %76 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler katılıyor. Yani günümüz Türkiye'sinde 13 yaşındaki bir çocuk da ilgileniyor. 60 yaşındaki bir adam da ilgileniyor. Ve mecburuz yani artık buna. Bugün neden bir parkta simit yiyorum? Bunu sorguluyorum. Bunun ucu da siyasete dokunuyor. Standartlarımı yükseltebilmek için iyi siyaset yapan insanlara ihtiyacımız var. Böyle düşünüyorum. Türk gençlerine sahip çıkmaları gerekiyorsa ellerinden tutmaları gerekiyor. Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Aylin Kum, gençlikte gelecek kaygısından kaynaklı politikleşme olduğunu belirtti. Genç arkadaşlarımızda ülke meselelerine dair kaygının yüksek olduğunu görüyoruz. Üniversitelerde çok büyük eylemsellikler oldu. Üniversite öğrencisi kalktı ve Türkiye davası Filistin davasıdır dedi. İsrail'in zulmüne son verilmesi için Türkiye'nin harekete geçmesi gerekiyor dedi. Bunların hepsi aslında ülkesinin geleceğine ilişkin kaygısı olan gençler. Kum, gençlik içinde Atatürkçülük ve milliyetçiliğin yükseldiğine işaret etti. Türk gençliğinin milli kimliğine, karakterine, Atatürk'ün açtığı yola, birinci vazifesine dair kaygılar duyan, ülkesine dair kaygılar duyan öğrenciyi buluşturan bir hareketti. Hani gençleri bırakalım, üniversite öğrencisini, küçücük çocuklar bile işte dolar şöyle oldu diye, yani Türkiye'nin ekonomisine ilişkin yorumlar yapabilecek durumda. Politiklik yok demek çok doğru olmaz. Örgüsüz olan ama politik siyasi kaygıları taşıyan birçok insan var.